vardı. Gel şu güzel yüzünü bir göster. Gel şu güzel yüzünü bir göster. Benim aşkım. Islak kalmadı. Kötü kokma sakın. Sakın kötü kokma. Prensesler kötü kokmaz. Bekle. Prensesim. Günaydın. Herkese yepyeni bir günden ve yepyeni bir videodan merhabalar. Sevdiğiniz girişlerle ve sakinlikle videoyu açtım. Ve bugün çok sakinim, yani konuşmamdan bile anlayabilirsiniz, böyle modum düşük değil. Dün bir reel çekmiştim. Orada da yorumda biri fark etmiş hemen. Böyle mutfak rutinlerimi artık reel haline getirmeye karar verdim. Hem Esat'la olan mutfak rutinlerimizi hem kendi mutfak rutinlerimi günlük olarak paylaşmaya başlayacağım. Her gün olmasa da, yani her gün evde olmasak da, evde yemek piştiği her gün, dışarıdan yemediğimiz her gün bir mutfak rutini çekmeye karar verdim. Buna neden şimdiden başladım? Ramazan ayı için böyle bir düşüncem var. Sizlere de faydalı olması açısından Ramazan'dan 3-4 gün önce bu rutinlere başlayıp sizlere Ramazan'da yapabileceğiniz menüleri aslında çekmeye çalışacağım. Tabii bunu misafir geldiği günler reel olarak çekemem. YouTube'da olur yine her zamanki gibi ama böyle bir düşüncem var. Ne dersiniz buna? Yani evet, biliyorum Instagram kullanmayanlar var ama 1 dakikaya indirerek burada shorts olarak paylaşabilirim ama bence Instagram'dan takip etseniz daha anlık görebilirsiniz. Ama emin olun unutmayacağım. Ben unutursam siz hatırlatın. Simge burada da shorts olarak paylaş, unutma diye bana hatırlatın. Nasıl olur? Sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum. Çünkü bana her zaman işte Ramazan'da ne yapıyorsun? Menü tariflerin, yani 2 senedir ben Ramazan'ın her günü olmasa da olabildiğince buraya sizlere menüleri çekmeye çalıştım. Instagram üzerinden o gün yapacağım menüleri göstermeye çalıştım vesaire. Ama hiç böyle işte atıyorum 3 tane yemek mi yapıyoruz? İşte çorba... Kahve makinesi. Hayattaki şansım. Sevmiyorum böyle sesle beraber konuşmayı. Çok dikkat ediyorum. Yani editlerken diyorum, uf Simge diyorum, niye burada konuştun diyorum. Şu ses bir gitseydi diyorum. Şu kettle'ın sesi, işte ocakta çok ses alıyor mesela kamera. O yüzden bunlara dikkat etmeye başladım. Kısmaya da çalışıyorum elimden geldiğince. Neyse, fikirlerinizi bekliyorum. Yani Ramazan ayında özellikle ilk 15 gün için, yani 30 gün boyunca yapamayız. Çünkü hem misafirim gelir Ramazan'da, kesin gelir yani. O günler çok yoğun geçiyor benim için. O yüzden sadece ve sadece böyle bir 10 gün falan genelde kimse gelmez, alışma sürecidir. 10-15 günü çekeyim. Zaten diğer 15 günde de onları döndüre döndüre yiyoruz. Yani böyle artık çok ekstra menüler kimse yapmıyor. Hani öyle söyleyeyim. Ben de misafirim geldiği zaman böyle daha çok özeniyorum, biliyorsunuz. Ya ben ikimiz olduğumuzda da çok özeniyorum ama misafir geldiğinde tabii tadı başka oluyor. Böyle kalabalık sofranın tadı başka oluyor. Onları YouTube'a çekmeye devam edeceğim. Bu arada YouTube'a günlük menüleri çekmeyeceğim diye bir şey yok. Tabii ki çekeceğim. Ama orada böyle daha pratik, hani tık 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 şeklinde sizin de hemen ulaşabileceğiniz, hemen erişebileceğiniz videolar olsun istiyorum. Linkleri açıklamaya bırakırım. Instagram olmayanlar için de buraya shorts olarak atarım. Bu konuda hem fikirsek siz de bana önerilerinizi yazabilirsiniz. Bak Simge şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin. Ben sizin yazdığınız tüm yorumları okuyorum. Bazen cevap veremesem de gerçekten okuyorum. Lütfen bana yazmaya devam edin. Böyle birbirimizi burada geliştirerek devam edeceğimizi düşünüyorum, umuyorum. Sizin de fikirlerinizle. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Bugün çok erken uyandım. Bugün bir pazar günümü çekiyorum aslında size. Aynı güzel içerik çıkartabilirim bugün. O yüzden böyle çok fazla oturup pineklemiyorum. Her şeyi hızlı hızlı halletmeye çalışıyorum. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Çay demleyeceğim. Çayı demlemeye koyduktan sonra hemen gidelim sizinle bir çamaşır atalım. O işi aradan çıkartalım. Dün sabah bel ağrısıyla uyandım ama nasıl bir bel ağrısı size anlatamam. Esat'tan ilaç istedim ve Esat çıktıktan sonra da tam dedim ki ben burada yatacağım, ben kalkmayacağım. Sonra dedim ki ya Simge bak, bütün gününü çöp etme kızım. Kalk, her şey kafada bitiyor. Kalk dedim, duş al, bir sıcak duş al, cookie'yi de yıka.
Cookie yıkamasam iyiydi yani. Belim daha çok ağrıdı cookie yıkarken ama. Cookie yıkadım. O kendi kendine, ben havluları seriyorum. Ben duş alırken o kendi kendine kuruyor. Sonra kendime şöyle ufak bir makyaj yaptım. Kendimi daha iyi hissetmek için. Üzerimi giyindim. Aşağı indim. Kamerayı köşeye koydum. Ve dedim ki ben bugün bir mutfak rutinimi çekeceğim. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Ve geri dönüşler inanılmaz iyiydi. Bundan sonra çekmemle alakalı. O yüzden böyle bir karar aldım. Mutfak rutinlerimi artık sizlere çekmeye çalışacağım. Tek sıkıntı YouTube'un 60 saniyeyi kabul etmemesi. Benim tüm reel'larım 60 saniyenin üzerinde olduğu için nasıl kısaltacağımı bilmiyorum. Bir gün oturup hususi onlarla ilgileneceğim. Merak etmeyin. Şimdi kahvaltı hazırlığına geçebiliriz bence. Önce bir çamaşır atalım. O yıkanırken biz de kahvaltıyı hazırlarız. Önce bir çay demleyeceğim. Thank you.
Sen de susadın mı mutlu ki? Tamam, sana da koyacağım. Senin mama su kabın niye gelmedi ya? Yarın gelir. Şimdi üzerimi değiştirdim. Çünkü Cookie'yi böyle bakım yaparken, aslında aldığımız makineyi deneyimlerken bir reel çektik Esat'la birlikte. Çok da güzel durdu maşallah diyeyim. Bir kahve yapıyorum. Hayır kızım, hayır. İnanılmaz spontane bir şekilde videoyu tekrardan açtım ve şu anda eğer bir görüntü değişikliği varsa, ki umarım yoktur. Ne oldu? Yeni vlog kameramla çekiyorum. Vloglar için buna devam. Nasıl söyleyeyim? Taşıması vesaire çok hafif. Böyle her yerde pıt diye açabiliyorsunuz. Şu an çekim yaptım. Bir yandan da makyajımı yapayım. Sular yok. Maskara sürmüştüm. Duş alacaktım. Kötü de sürmüşüm. Biraz tadım kaçtı sular olmayınca. Bu benim erken gelen sevgililer günü hediyem oldu. Bunu burada açmak yerine YouTube'da böyle ona bir kutu açılımı yaptım. Bir önceki kameramı YouTube'a açmışım. Telefonumla açmıştım onu. Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi neden yeni bir kameraya ihtiyaç duyduğumu anlatacağım. Biliyorsunuz ki Instagram'da da YouTube'da da görüntü kalitesi, işte açı vesaire, bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bence hepiniz fark ediyorsunuzdur. Daha ben çıktım. Çıkıyor musun? Dur, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Bekle. Gelmesem üzülür müsün? Görüşürüz canım, bay bay. Ay, Esat ilk defa. Günün güzel geçsin. Evet, neden yeni bir kameraya ihtiyaç duyduğumu anlatıyordum. Evet, görüntü kalitesindeki değişiklik beni demoralize ediyordu ve çekmek istemiyordum. Ve YouTube'a çektiğim şeyleri Instagram'a, Instagram'a çektiğim şeyleri de YouTube'a çekemiyordum. Esat'la bunu bayağı konuşuyorduk. Yani ben aslında yeni bir kamera alma taraftarı hiç değildim. Hiç yani. Bir de ben hani sandığınızın aksine parasına çabuk kıyabilen bir insan da değilim. Hani evet, alışveriş çok yapıyorum ama aldığım şeyler böyle ekstra lüks, ekstra pahalı şeyler değil. Yani genelde herkesin ulaşabileceği şeyleri alıyorum. İşimden dolayı evet çok alışveriş yapıyorum ama kazanmak zor, harcamak çok kolay. Bu çok uzun zamandır benim istediğim bir şeydi. Yani size hiç bahsetmemiş olabilirim ama ben böyle bir şeyler gerçekleşmeden bahsetmeyi çok seven bir insan da değilim. Gerçekleşmeyecek gibi hissederim hep. Ama size diyordum, hani bir kafamda bir düşünce var. Kafamda bir düşünce var. Gidin bakın, bu kafamdaki düşünce 7-8 aydır vardır yani. İlk telefon aldığımda fark ettim. Dedim ki bu telefon benim istediğim görüntü kalitesini vermeyecek. İstediğim gibi çekmeyecek. Bir kamera almalıyım dedim. Bu fikrimi Esat'la da paylaştım. O zaten hep al kafasındaydı. Hani kesinlikle almalısın kafasındaydı. Sonra dedim ki ya neyse, tamam ben birazcık bakınayım falan dedim. Şu Canon'un yeni çıkan küçük vlog kameraları var ya, ona baktım. Daha uygundu fiyatı çünkü. Sonra hakkında çok kötü yorumlar okudum. Hani neyse, sonuç olarak Instagram'a çektiğim o reeloglar, işte tarifler, mutfak rutinleri, biliyorsunuz Esat'ta da yeni bir seriye başladık. Ben bunları eş zamanlı YouTube'a da çekebilmek istiyorum. Hani bir tarafa yükselirken diğer tarafı boşlamak istemiyorum. Neyse, işte görüntü kalitesini de test etmiş olduk. Ufacık da bir yüzümü böyle renklendirmiş olduk. Yani tamamen mantığım
içeriklerimin kalitesinin her iki tarafta da aynı olması. Her iki tarafta da aynı özenli olması. Anlaşılmaz bile bence daha iyi oldu. Şimdi kendi kamerama geçtim. Gördüğünüz gibi bir tık da etrafı daha çok alıyor. Şimdi yeni kameram ise bu. Gördüğünüz gibi daha büyük bir lensi var. Bu lensi çıkarıp değiştirebiliyorsunuz. Uzak çekimler için, yakın çekimler için ekstra lens alabiliyorsunuz. Şimdi en sevdiğim yanlarından birini söyleyeceğim. Açma kapama düğmesi şöyle sürgülü. Yani böyle düğmeli değil diğeri gibi. Yani şu an çekim yaptığım gibi değil. Şimdi şöyle görüntüsüne de bakabilirsiniz. Bir fark yok o kadar. En sevdiğim kısmı şurada pilin yüzdesinin yazması. Öbüründe yazmıyor. Mesela şu an %88'e kadar düşmüş. Çok iyi bir zoom'u var mesela. Görebilirsiniz şöyle. Bakın. Görebiliyor musunuz? Bayağı çok iyi bir zoom'u var. Bir de şu kısım... La bu kısmı ayırmaları çok iyi olmuş. Çünkü pili açacağınız yerde aslında tripod tutucu var. Ben mesela tripodu hiç değiştirmeden yani bu tripodun üstündeyken pil değiştirebilmek istiyorum. Neden? Açının değişmemesi için. Diğer kameramda bununla bu yan yana oldukları için mecburen tripoddan çıkartmak gerekiyor ve açı değişiyor. Bu tripodun üzerindeyken gayet kolay bir şekilde şuradan pili böyle bir dakika. Pili çıkartabiliyoruz. Yani YouTube'da buna çok uzun yer vermek istemiyorum. Kısa bir short videosu çekeceğim ikisinin arasındaki farkları. Ama birazcık deneyimleyeyim istiyorum. Şimdi inelim kargolarımızı açalım. Çok güzel kargolar geldi. Evin neredeyse bütün ihtiyaçlarını giderdim diyebilirim. Arkada da bütün kirpası gördünüz yani. O kadar çok biriken çamaşırım var ki. Bu arada ben tripod aldığım zaman birçoğunuz anlamıştı zaten. Telefon için bu tripodu almadığımı düşünüyorum diye kamera için aldım. Bir de ben de zaten 1.70'lik olduğu için 1.50'lik bir kamera aldım bu arada, onu da söyleyeceğim. Şu dağınıklıklar işte gördüğünüz. Gelen kargolarımız bunlar. Bunları açacağız beraber. Oğlum, aşkım. Oo, bir de burada benim güzel kızım Cookie'm var. Böyle yatıyorlar. Dağınıkta gözükmeyelim. Şimdi bakın maket bıçağı aldım ve başlıyorum. Bununla başlayacağım. Bakın ben yine kamerayı açtım ve gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi ne zaman mübarek insan diyorum. Bunu niye aldım? Esat bu el çekmeli olanlar var ya, rondo bu. El rondosu. Esat onu kırdı. Bir kere falan kullandı zaten ve kırdı. Ve mutfakta gerçekten benim kadar vakit geçiren biri için bu asla gereksiz bir şey değil. Homendin aldım. Neden? Çünkü Homendin bir iki ürününü kullandım ve inanılmaz memnun kaldım. Ben şey çekiyorum sadece, kendi kafamı çekiyorum şöyle gideyim. Şimdi gelelim. Şöyle bir ses beni çok rahatsız eder. Bastırıyorsunuz ve çalışıyor. Bu da sanıyorum bir dakika. Mesela ben de yeni çözüyorum. Bununla işiniz bitti ve hayır, hiç öyle bir şey değil. Bu ne? Parçasının olduğu da yazmıyor. Ha, kaydırmaz tabağı. Böyle. Çok aklıma her şey geldi ama bu gelmemişti. Altı böyle altındaymış. Anlamsız bir şeymiş o, ama neydi? Şimdi sıradan devam ediyoruz. İçinden bir şeyler şıngırdıyor bunun. Bu nedir? Dediğim gibi toplu açacağım için size hani böyle her videoda bir kargo açılımı olmasın istiyorsunuz. Ve ben de buna saygı duydum. Bazı kargoları kendi kendime açtım ve ay, kızıma hediye de yollamışlar. Kızım ve oğlumun böyle plexi çok güzel. Bakın böyle de oyuncak falan. Çok güzel, çok şık. Ve bunun altına bir mat aldım. Şimdi sizinle beraber koyacağımız yeri böyle süpürürüz, sileriz ve bunları yerleştiririz. Şöyle seramikem. Böyle sufle kapı gibi ya aslında. İyiymiş. Sevdiniz mi çocuklar? Çocuklarım. Çok şık ya. Aa, bayıldım. Çok güzel.
Hem de çok kolay temizlenir biliyor musunuz? Öbürü zaten çok kolay temizlenmiyordu ve çok tüy tutuyordu. Cookie de tüylü bir hayvan. Ne yapsın yani? Hayvan ne yapsın? Tüylü kendisi. Devam ediyoruz. Şununla devam edelim. En son en büyüğü açarız. Bu tamamen Esat için alınmış bir ürün. Uyuyamıyor. Yani Esat hakikaten geceleri bu yerden ısıtma mahvetti çocuğu yani. Çocuk. Ama gerçekten bu arada biliyorsunuz ki yerden ısıtma doktorlar da söylüyorlar küçük çocuklar için çok tehlikeli diye. O yüzden böyle bir şeyle uyuması şarttı. Bu Derma'nınkini tercih ettim ben. Çok uygun fiyatlılar da var. Evet ama ben daha uzun ömürlü bir şey arıyordum. İlerleyen zamanlarda da Allah nasip ederse kullanırız. Çünkü baştan bazı şeyleri iyi almak daha iyi. Şöyle ultrasonik hava nemlendirici ve çok da şık bu arada. Genelde bu tarz ürünleri bebek odasına koyuyorlar. Bebeğin yanına koyuyorlar. Ya da böyle astım hastalarına, gece sürekli tıkananlara ben de çok tıkanıyorum. Bazen o sesi kendimde duyuyorum böyle. O tamamen yerden ısıtmanın problem getirmiş olduğu bir problem. Bayağı araştırdım. Bütün alışverişlerimi sizlere YouTube link olarak bırakıyorum zaten. Buraya su koyuyorsunuz. Ben bunu araştırdım çünkü. Şöyle şu haznesini. Ve buradan da hava üflüyor. Yani su, bayağı su ekleyeceksiniz. Havayı nemlendirmesi için bu. Burada işte zamanlayıcısı var. Mesela işte 3 saat, 1 saat işte basıyorsunuz. Bunu kullanırken size gösteririm. Akşam hazırlayayım bunu. Açtığım zaman size göstereyim. Kurarız beraber. Şimdi asıl bu evin en çok ihtiyaç duyduğu şeye geliyoruz. Ben küçük olanını aldım şöyle. Her yere taşırım diye düşündüm bunu çünkü. Dyson'un fiyatına ne olmuş ya? 26 bin lira olmuş. 26 bin lira bilmiyorum. Philips'in falan var daha uygun. Bu en uygunuydu. Yani 3 küsür falan hani böyle bir şeye ihtiyacınız varsa küçük boy iş görüyormuş. Ben de size kullandıktan sonra fikirlerimi söylerim. Ama bence sizin de işinizi bu görür diye tahmin ediyorum. Şimdi böyle bir cihaz bakın. Şurasında böyle bir fanı var ve havayı temizliyor ve özellikle evcil hayvanlı evlerde, bebekli evlerde, yine yerden ısıtmalı evlerde yani tozu böyle yukarıya kaldıran evlerde bir hava temizleyici şart. Kışında çok cam açamıyoruz, ev havalanmıyor aslında. Adaptörü. Bunun filtresi. Bu filtreyi temizlemeniz gerekiyor tabii ki de. Şurasında da bir ekranı var. Onu da açalım. Şöyle. Herhalde o ekranda gösterecek diye tahmin ediyorum. Bunu bir açıp deneyelim sizinle. Hadi gelin. Başka da kargom kalmadı zaten. Her şeyi açtım. PlayStation'dan dolayı aşırı derecede toz tutan bir bölge. Şimdilik tabii ki yani sonra aşağı alırız bunu. Bu arada her şey dokunmatik. Basıyorum. Bakın böyle başladı. Şu an başladı. Gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Umarım yeterli olur. Yeterli olursa hem uygun fiyatlı hem havayı temizliyorsa eğer niye başka bir şey o kadar dünyanın parasını verelim? Sağlığımız açısından bence çok önemliydi temizleyicimizin olması. Çünkü köpeğimiz var ve çok tüy döküyor. Tüyleri bile alıyormuş. Alerjisi olanlar için de çok çok önemli. Şimdi ben buraları toparlıyorum. Şu şekilde şunu halledeceğiz. Sonra bunu hallederiz. Bunu da yıkarız bu şekilde. Paklıyorum bu tarz şeylerin kutularını. O yüzden şimdi garanti belgesi içinde kalacak bu şekilde. Böyle hani bir sorun, sıkıntı çıkarsa diye böyle birkaç ay böyle saklıyorum. Nasıl hani depolama alanım olduğu için benim için sorun olmuyor. Sermek istiyorum ki birincisi önce camların temizliğine bakın. İkincisi bahçemizi temizledik ve artık buraya oturulabilir bir hale getirdik ve hava mükemmel bugün. Bayağı yazdan kalma bir gün yaşıyoruz. Yerler tertemiz. Diğer eski mama kabını oraya çıkardım gördüğünüz gibi. Burada hani sabahları en azından kahvemizi içebiliriz. Birazcık çekeriz böyle yağmur yağacağı gibi. Yani tam şunun altına doğru indiririz. Biraz bu tarafa çekeriz. Şunu direkt çöp yaptım. Çünkü bunları düzenleyeceğim patates soğan için. Gayet güzel ve tatlı oldu burası da. Şöyle kapatalım. Burada çıkacağız mı zannettin? Ne oldu? Bütün gün dışarıdaydın zaten bebeğim. Mutfak yine var ya o kadar dağılmış ki. Şimdi granola yedim. Benim böyle tok
Şimdi akşama ne yemek yapacağımı düşünüyorum şu an. Asla bilmiyorum ne yemek yapacağımı. Köfte, Brüksel lahana. Böyle sote yapacağım. Yanına bir salata yaparım. Bir dakika Esat, şu anda çok ters diyor orası. Bir dakika. Yol üstünde de aynı yer var dedim. Niye mesaj attıysam arasaydım keşke. Yıkadım. Şu plexi olanı da sildim. Bence böyle. Çok da güzeller. Şimdi yemek yapımına geçtim. Bunları çok güzel bir şekilde yıkamamız gerekiyor. En büyük dert bu. Gerisi çok kolay. Bunlarla bir zeytinyağlı yapacağım. Pırasa ve soğanı böyle hafif karamelize olacak. İçerisine hemen ince ince doğradığım havuç. Brüksel lahanaları da bir tık haşlayacağım. Onun için buraya su hazırladım. Ve kırmızı biber. Bu kadar. Şunu kullanıyorum ben artık. Tamam. Bir kuru yıkayacağım ama... Ortadan ikiye bölüyoruz. İnce ince. İkisini aynı anda atacağım zaten. Tamamdır. Bir taşım kaynıyorlar şu anda. Çok da yumuşamalarını istemiyorum. Çünkü aslında asıl soğanlarla beraber pişecekler. Olsa mandalina sıkardım ama yok sanıyorum. Limon sıkacağım. Biz o esnada buraya zeytinyağını bir alalım. Birazdan olacak zaten onlardan. Şöyle soğan ve pırasayı tavaya alıyorum. Tuz koymam lazım bunun içine. Tuz. Şöyle bir tane şeker atıyorum. Ortasına konduruyorum. Biber geçiyorum. Ve hafif haşladığımız, yani çok haşlamadığımız lahanaları koyuyoruz. Sebze suyundan koyacağız. Şöyle yayalım. Lahanalar en üstte olacak zaten. Şimdi limon sıkalım. Mandalina daha güzel olur bu arada. Siz varsa mandalina, portakal falan et. İşte bu kadar basit. Esat geldi, o esnada köfteleri getirdi. Ben bu kısık ateşi almıştım. Bakın oldu bu. Şimdi artık karıştırabiliriz. Çünkü en alttakiler bayağı karamelize oldu. Şöyle karıştırıyorum. Ne yaptı bunlar? Bence güzel durmuşlar gibi sanki. Uyudular. Uyudular. Yorulmuşlar var ya. Çok yorgunlardı ya. Çok yorgun. Bugün dışarıda iyi yoruldular. Neye gittin ben? O senin dediğin çoluşu var ya, bizim çoluşu. Hı hı. Ona gittin çoluşu. Böyle yoktu, sonra kuşu olmuyor. Hı. Bakalım inşallah biraz çıkar. Bir tane taze soğan. Taze soğan da poşette unutmuşum. Uçları ne hale geldi. Şuna yapabiliriz bence. Şurasını ben yiyeyim. Buna sumak olmaz herhalde. Bu hazır. Ben şimdi kendi yiyeceklerimi böyle yoğurdum. Asılmış bence. Yok, köfteyle antikot yan yana aslında şey oldu. Olmamalı mıydı? Köfteyi çok yüksek ısıda yapmak istemiyorum. Hı. Antikota da biraz şey gelmiş. Bir de bu böyle ya.
Ortası çok gelmiyor, ısınmış. Evet. Yanları şey olmuş mesela. Bak ortadaki köfteler nasıl pişmiş, yandakiler... Yer değişti. Öyle yapacağım zaten de. Bekliyorum yapışmasını. Burada yatıyor. O orada hala da yiyecek bir şey bulabilir miyim diye böyle kovalıyor. Sofrada böyle oldu. Ye ye hayatım ya. Anlamadım ki ben. Anladın. Köftelerimiz pişti. Ben Esat'ın bunu yiyeceğini zaten biliyordum. Bak kaldım böyle. Bu sade koydum ya, onu yemeyecek zaten. Burada da etimiz var. Gayet sağlıklı bir menü. Neden? Çünkü şefim spora gidiyor bugün. Spora gittiği günler böyle sağlıklı yiyoruz. Dikkat ediyoruz. Yiyi nasıl daha iyi yapabilirim? Gürsel'le anası var ya, muazzam bir şey. Değil mi? Hem bu kadar sağlıklı, hem bu kadar güzel. İnsanlar sevmiyor bunu. Yap. Paketleyip içine koyacağım çünkü gerçekten içmiyorum. Hani kahve makinesinden sonra Türk kahvesini bıraktık gibi bir şey oldu. Kuki, patron ve halı. Çok enteresan. Yani bugün böyle bir şey söylüyor ki oynama kuruluyor. Son bölümde o da ayrı bir problem. Ve yatak odasına geldim ve şu anda 9. bölümü açtım. Çok mutluyum. Ürünün şeması 1 hava başlığı, 2 su haznesi. Bu hava başlığı şu. Şöyle ayrılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi şu 4 su haznesinin kapağı, 5 hava çıkışı şu. 6 ayar düğmesi. Limon tuzuyla temizleyebiliyormuşuz. Öyle yazdığı için ben musluktan dolduracağım şimdi suyu. Açtım ya, direkt içine buradan böyle doldurmuyorsunuz. Buraya böyle suyu dolduruyorsunuz. Bunun için zaten tamamen boş. Suyu doldurduktan sonra vanayı kapatacağız. Şimdi gidip dolduralım. Şimdi bu. Standart çalışma şekli düşük vardır. Güç düğmesine tekrar bastığınızda bip sesinden sonra kapanır. Buhar mist diyor. Mist'e tıklıyorum. Artırdı bu şu an. Çok güzel. Böylelikle de artık bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni bir videoya başlayacağım. Biliyorsunuz ki güncele yetişmek için bir an videolara ara vermiştim ve hızlı hızlı çekmeye başladım. Yarın yeni videoya da başlıyorum. O da hızlıca gelecek. Çok yüksek ihtimalle markete gideceğiz. Yani eksiklerimiz çok birikti. Ara ara sipariş versem de toplu market alışverişine gitmeden tüm eksikler olmuyor. Çünkü o gün yapacağınız şeyi sipariş veriyorsunuz ve öyle de çok şey alınıyor. Ben 15 günlük gitmeye ya da haftalık gitmeye daha okey bir insanım zaten, biliyorsunuz. Bu aralar düzenim çok şaştı. Hem videoların düzene girmesi için hem de benim hayatımın düzene girmesi için bu şarttı. O yüzden bir süre ara verdim. Çok geçmişten gelen videoları hem editlemek benim için çok keyifsiz oluyor, hem de sizin için izlemek çok keyifsiz oluyordu. Çünkü yani 10 gün önce Instagram'da gördüğünüz bir şey niye şimdi izlersiniz diye düşünüyorum. Ve bu düşünceden ziyade aslında ben hiç keyif almıyorum editlerken. Yani onun üzerinden o kadar zaman geçiyor ki. Mesela şu an çok büyük bir keyifle editleyeceğim. Çünkü yeni bir şey deneyimledim sizinle. Yeni şeyler aldım. Onları gösterdim. Yeni bir kamera deneyimi yaptım. Çok güzel bir kahvaltı hazırladık bu videoda. İşte yemek hazırladık vesaire. Bunları
editlemek benim için çok daha keyifli oluyor. O yüzden o zaman böyle arayı kapatmalık bir video olsun bu. Umarım keyifli izlediğiniz bir videoda olmuştur. Kanalıma abone değilseniz, ki şu sıralar çok görüyorum, çok fazla izlenme alıyorum ama hiç abone sayımda bir değişiklik göremiyorum. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yeni videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. İyi geceler. Senin bu evde yerin yok.